Neye başlıyoruz? Belli. Saçma bir şey oldu zaten. Atıştırmalık testi. Yunanistan market vlogunu izleyenler bilirler. Bunların hepsini Yunanistan'dan getirdik. Kalimera! Kalimera günaydın demek bu arada aşkım. Tamam. Merhaba değil miydi? Değil. Olmuyor yani. Ha, merhaba ne? Hello olabilir. Hı? Hı mı? Avrupa şehri yavrum hello'dur. Şimdi bunları bir indirelim. Başlayalım. Bu çok evet, fazla çok yavrum. Çok fazla var. Şeker koması is coming. Ceyda'cığım ilk sen başla. Yunanistan atıştırma Yunanistan atıştırmalıklarımızla karşınızda. Girik atıştırmalıkları. Girik. Girik atıştırmalık olsun, gerek tatlı olsun, tuzlu olsun. Her şeyi getirdik bu masaya. Bu bir espri değil. Bu çünkü bir pırıltı. Değil. Aklım girik atıştırmalık deyince girik atıştırmalık olsun, gerek tuzlu. Ya demin yaptın ya, niye şimdi gülüyorsun bir daha? Çünkü kafamı sürekli yapmaya başladım şu an. Atıştırmalık yapmak gerekli miydi? Gerekli. Tamam, ben seçiyorum o zaman, gözüm kapalı. Lacta, Oreo Bites. Ya bir şey söyleyeceğim. Oreo'nun neden her türlü çeşidini yapıyorsun? Güzel ya hayatım, değil. Hayatımda gördüğüm en iyi anlaşma yapan firma Oreo gerçekten galiba. Gerçekten helal olsun ya. Her yere sen gir kardeşim, tamam mı? Her türlü ürünün içine sen gir Oreo. Allah aşkına, sensiz hiç... Bir Oreo gir, bir Oreo gir, her yere gir. Bir de vuruyor ya. Tek bir problem var Ceyda. Ben bunları 1500 kilometre motorun arkasında getirdim. İnşallah bozulmamıştı. Erimişti bunlar biliyorsun. Sonra buzdolabında beklettik uzun süre. Kendini toparladılar. İnşallah. Şimdi de kendini salacaklar. Bakalım ne olacak. Eğer bize bir şey olursa bu son video. Tövbe. Aa ama güzel. Bir dakika ben önce şöyle bir göstereyim. He. Macchino, kıkıpçili, alfabelerini okuyamıyorum ki. Bu Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Bunun atıştırmalık market turu videosunu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemeyenler şuradan izleyebilir. Yunanistan'da 5 tane market gezdik bunları almak için. Kovulduk. Neler geldi başımıza? But we are not for public. Oraya kardeşim, gireceksen böyle şeylerin içine gir. Ben memnunum. Müthiş bir şey bura. Bu sefer Yunus çekiyor. Yurt dışına giderseniz bundan alın. Yediğim en iyi çikolatalardan. Çok başarılı. Ben yokken yeme. Bu çok iyi Ceyda. Yok ben beğenmedim. Ceyda bak, insanları kötü yönlendirme. Beğenmedim. Derbi. Bir dakika la, bu bildiğim BİM'de yok mu la bu? Bunu Yunanistan'dan alıp getirdiğimiz için şu an derbi olmuş. Yok derbi o demek değildi. Yapamadı şakayı, oh be. Efsa. Derbi şakası daha önce çok yaptığım için yapmıyorum. Ha. Ya! Çok git tatlı. Başka içerikte oyna o zaman Ceyda. Bence çok güzel. Mısır patlağı seviyorum. Ama Utku'ya verebilirsin. Utku, yarım yediklerimizi sana gönderiyorum. Sen de. Bu ne? 6 parçalı pizza XXL diyor. Tabii tabii. Çok XXL gerçekten. Aha pizza dilimli jelibon. Fırat'ın kargoları da bitmiyor. Pizza yavrum pizza. Pizza al bak bakalım. Yunanistan'da vlogda yediğimiz pizza nasıldı? Daha sokak lezzetleri geldi mi acaba? Ben video sıralamalarını karıştırdım ama sokak lezzetlerindeki pizza da çok iyi. Sen de hala şu kadar 2 yıldır kanaldayız, bir öğrenemedim videoların kaçınca ne zaman çıktıklarından. Hep bana diyordu kendisi unuttu. Sokak lezzetleri gelmiş olabilir mi sence? Niye bir dakika, bir saniye bir dakika. Neden gelmesin? Çünkü market turu geliyor şu an. Market turunun hemen ardından da mantık olarak atıştırma... Bir dakika, şu an market turunun geldiğini nasıl eminsin? Ben böyle atmaya karar verdim içeriklere. Nasıl güzel mi pizzan? Berbat bir şey bu. O zaman ben hiç yemeyeyim. Bu ne biliyor musunuz? Yarım bunu yiyeyim. Kötüleş jelibon tadı yani, anladın mı? Çok kötü. Bunu Utku'ya ver yesin. Zaten damak tadı da sıfır Utku'nun. Hiç anlamaz. Hiç. Geçen bizi bir yere götürdü Allah aşkına. Ay. Varsa yoksa evde bir kahve profesörüyüm. Evde bilmem neyim diyor. Bakıyorum kapalı kutuda kahve yapıyor. Makineye koyuyorsun, basıyorsun. Aynısını bana da aldırdım. Şu an ben de profesörüm. Kapalı kutuda yapmıyor yalnız ama sen çok güzel kahve yapıyorsun ha. Ben profesörüm çünkü. Efendim. Efendim alo. Chipacao 100. Bir dakika, burada bir şey söylüyor. Çok güzel diyor. Buradan uygulamayı okutursam 50 euro mu? 50 cent mi? 50 cent'e de varız. Hercules Capitipiales. Uygulamayı okutup oyun oynayabiliyor musun? Aaa! Aa, taso la bu! Taso bu! Çin'den taso mu çıkacak? Bilmiyorum ama tasolar var. Onu. Çıkarsa var ya bomba olur. Aha! Harbiden taso! Aa! Çipicipi aho! Yunanistan'dan izleyenler varsa bakabilir buna. Bana çok değerli bir şey çıkmış değil mi? İnanılmaz bir taso çıkmış. Ve değeri 1000 euroymuş falan, haberim yok böyle. Şöyle bir taso çıktı Yunanistan'daki arkadaşlar. Değerli mi bu? Pikachu gibi mi? He? Değerliyse haber verin. Kapaktaki çıktı, bir dakika. 82 puan. Ne biliyor ya, 82 numarası olma. 82'li ya da Herkül. Bunu böyle oynardık tasoyu. Şimdi gençlik küçük çocuklar bilmezler taso ne. Biliyordur ya. Vuruyorduk milletin tasolarını, ütüyordu. Ütmek. Böyle bir şey çıktı içinden, hemen tadıyorum. Kalanı da bana ver. Hoş, bu kalsın, bunu Utkulara gönder. Tırt lan bu. Seninle aramızda kocaman bir fark var. Adanalı. Hafif bir lezzet, hoş olmuş, ben beğendim. Bayat bir kere. Hayır. Bir tane tuzlu mu atsak arada ağzımıza ya? Atalım. Mini pik krek. Kızım Türkiye'de var, yemin ederim var. İsmi değişik sadece. Göster. Ay, artık pardon. Allah'ım. Göster onları açmadan önce. Sen aç hadi. Bu var ya bu. Ya aç.
Birçok şey var. Mesela gitmişsin şunu almışsın. Bu yok mu zannediyorsun? O yok. Sıfır. Hı? Tuzlu, baharatlı, ranch, onion, ne varsa içindeki bütün leş, cips ürünleri, krekerler hepsi benim en sevdiğim şeyler. Çok iyi, muazzam. Bir şey söyleyeceğim. Muazzör. O sana selam. Bizde Kinder inekle satılıyor. Yunanistan'da hipopotamla satılıyor. Bizde yok bu. Bakın böyle bir şey yok. Var olduğunu sana şimdi herkes yorumlarda yazacak. Böyle bir şey yok. Kinder var. Hippo yok. Hazelnut KitKat varmış içinde. Happy Hippo. Bir hipopotam niye mutlu olsun ki? Mutsuz da olmaz. Suda takılıyor zaten. Bütün gün suda yatıyor hayvan. Yarısına kadar bir de yatıyor. Yarısı da dışarıda. Tam olarak ortada, anladın mı? Hipopotam ne mutlu ne mutsuz yani. Hayatta her şeyi tam ortasında, gri tonlarında yaşayan bir hayvan yani. Gri tonlarında. Bir ara işte Pablo Escobar evini almış. Onlar sıkıntı yaşamış. Dünyada en çok insana zarar veren hayvan hipopotam mı? Su aygırı mıydı o? Yorumlara yazmayın. Tamam mı? Sivrisinek değil. Sivrisinekten önce. Yok, tamam, bir tane. Söyle, neydi? Aşkım, hipopotamla su aygırı aynı şey zaten. Siz ama söylemeyin. Yorumlarda utanmasın ablanız. Şey yapmasın. Tamam valla böyle şeylerde umurumda bile olmaz. Niye hipopotam diyorsunuz çocuğa su aygırıysa madem? Sana hem Fırat hem Turat diyorlar mı? Saçma ya, bir insan bir tane adı olur. Çok saçma şeyler söyledim az önce ama komikti. Aga Kinder yapıyor bu işi. Bir dünya markası olması boşuna değil. Birazdan bir şey yiyeceğiz. Ben neyse birazdan söyleyeceğim. Güzel, Utku'ya verelim. Evet. Zaten kimse sana kötü bir şey yazamaz. Yazarsa da yazsın, ne yapayım? Ben banlıyorum hepsini. Çat çat çat. Banlanınca bu arada siz banlandığınızı bilmiyorsunuz ama bir daha yazdığınız hiçbir yorum kimse görmüyor. Biz de görmüyoruz. Kendi halinde bir yüzmeye başlıyor, takılıyor öyle. Öyle takılıyor böyle. Ne olduğunu anlamıyor. Küfür edenler, hakaret edenler, kişilik haklarına saygı duymayanlar bizim kanalda engelleniyor. Yargı... Onu mu yiyeceğiz? Pizzalı. Neden birçok şeyin içine pizza koymuşlar bu Yunanistan'da? Onu çok anlayamadım. Hep pizzalı bir şeyler var. Çünkü... Pizzalı pizza. Pizzalı pizza. Pizzalı pizza diyorum. Pizza. Koku muazzam. Süper pis bir kokusu var abi. Çok iyi. Tadı kötü. Bu kokuya bu tat olmadı. Ağzında eriyen pıs pıs pasto gibi. Pasto değil. Bu kadar parlaksa zaten diyor ki ben ucuzum ama tadım kötü. İdare ederim diyor. Yani ambalaj şeklinden belli. Bu. Bu neymiş? Kokoro. Pau Petrol. Bir şey diyeceğim, ben bunu sincap sandım ya. Köpek bir şey o. Çok hoş. Bizim... Hoş 5 miydi? 12 kat mıydı? Neydi? Hani alıyoruz böyle bir sürü alıyorsun, bitiremiyorsun. Ben açıkçası ona benziyor. Sevmedim. Hoş 5 güzel bir şey, bu değil. Genel olarak atıştırmalıklarda bir kalitesizlik var, farkında mısın? Evet, bir olmamışlık var. Yani kötü ürünler. Biz kötülerini de seçmiş olabiliriz bu arada. Biz orada gittik, abudik kubudik ne varsa aldık. Yavrum bizde olmayanları seçtim. Adamın kendi atıştırmalıklarını. Bu ne? Hii. Ay gene göstermeden açtım. Açtı ya. Belki adam almak isteyecek orada. Ya hocam bak bizi yeme. Bu homemade mi? Bunu evde mi hazırlıyorsunuz? Fabrikayı eve mi taşıdın sevgili... Allatini. Evde annenler mi yapıyorlar? Teyzenler, yengenler, halanlar hep beraber yapıp bundan mı satıyorsunuz? Gerçekten söyle, homemade'miş ya. Kalimera deyip. Tuzlu lan, şekerli o. Halley bu. Bakayım. Ama şekeri az bunun daha. Diyeceğim bu kahveyle müthiş. Hakikaten ev homemade gibi gerçekten bir yandan. Bu. Evet, yalan söylememişler. Evde mi hazırlıyorsunuz? Üzerinde favorite bisküvi yazıyor. Nerede karar veriyorlar böyle şeylere, ben hiç anlamıyorum. Ya bizim favorimiz diyor işte. Binlerce bisküvi arasından mı seçildi ya? Öyle şey oluyor mu ya? Bu ne abi? O yolda açılmış. Yarısı da paketin düşmüş herhalde motorun arkasında. Ya dayanamadım, bir tanesi tadına baktım. Zaten içinde 100 tane aynısından almışız. Niye dayanamıyorsun aşkım? Orada alınırken de merak etmiştim ben zaten. Nasıl, beğendin mi? Çünkü ben beğendim. Beğendin mi? Yani biraz beğendim, biraz da beğenmedim. Ya bu çakma Milka bu ya. Yo, Milka'nın yanından geçemez. Bu çok kötüdür ha. Playmobil Pride. Ne kadar çok böyle oyunlu bir... Hayır. Oradaki iddia bayileri gibi bayiler vardı, hatırlıyor musun? Evet. Abi her dakika her yerde Play diye bir yer var. At yarışı bilmem ne oynanan yer gibi düşünün. İddia bayi gibi. Ama bir yandan da canlı olarak kumarhane gibi yapmışlar adamlar. İşte bir şeyler oynuyorlar galiba. Sanırım böyle bir şey atıyorlar, bir şeyler geliyor falan. Yani gördüğüm oydu yani. İçeriye giremedim. Şartlar var, şans şartları. Oradan paraları götürüyor millet, tamam mı? Milletin paralarını götürüyorlar daha doğrusu. Bu da onunla ilgili bir şey bak. Sanırım içinden kod çıkıyor. Kodumu görmesinler ama belki kullanacağım. Aa ben gofret san, ha gofret içi. Gofretli çikolatamsa. Aa gofretli çikolata çok güzel olur. Ya bak bu kanalda kaç tane içerik yaptık. Evet. Bize dünyanın her yerinden geliyor bunlar biliyorsunuz. Olmamış yani. Yani demek ki onların devdikleri... Devdikleri. Bundan umutluyum. Bundan ümidim var. Portakallı olduğu için ben severim diye düşünüyorum. Portakal püreli bisküvit. Senin için aldım zaten. Bunların bisküvilerin tadına bakalım. Mesela ben bundan istiyorum portakallı. Püsküvit. Şöyle göstereyim. Siz ne
yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah hayatınız güzel gidiyordur. Gitmiyorsa bile. Bak 15 dakikadır derdini unuttun. Ne yapıyorsun? Bizi izliyorsun. Otur bilgisayarın başına ya da televizyona ya da nereden izliyorsan artık bizi. 15-20 dakika kafandan unut gitsin. Bu kadar basit. Ama bazı cancıklar var. Bu arada en az 3 hafta like atıyor, yorum atıyor. Onlar candır. Zili bildirim açmıştır. Buyurun lütfen. Devam et. Çok güzel. Hatta zildirimi açmıştır. Bunlar candır. Instagram'dan ama cancıklar... Instagram'dan takip ediyor. Bravo, bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Onlar videoları izler, gelirler, bakarlar, nemalanırlar. Sonra orada burada derler, ben ne oluyor ya'yı biliyorum. Bir tane etkileşim yok ama. Bir tane like atayım, bir tane yorum atayım, şuradan bir tane bir şeye basayım yok. Bunlar cancıktır. Aboneye bas. Abone ola basmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kanala geliyor, hayalet gibi gidiyor. Bunlar cancıktır. Canlar muazzam kaliteli. Ağzında böyle yediğin zaman... Hayatımda gördüğüm en güzel çikolata diyeceğiniz tatlıyken cancıklar biraz olsun kalitesini düşürmüş. Biraz mı? Yağlı, biraz hoşumuza kaçmayan biraz negatif değil. Tatlılardır. Çok düşürmüş. Biraz düşürmüş çünkü cancıklar can olma yolunda ya, onlar da toparlayacaklar birazdan. Tamam, evet doğru. Cancık can yarısıdır çünkü. Güzel. Seninle gurur duyuyorum. Öğrendin ya. Çok güzel oldu. Bizemedim. O zaman herkes izleme ezbere biliyor zaten. Ya şimdi bu görselle bu aynı mı? Oradan fışkırıyordu. Bunun içinde varla yok arası bir şey. Sevgili Namalikaravakoğlu. Çok taze gibi duruyor. Şu kadarını bana versin. Bayağı. Ama portakalı çok kuvvetli. Biz pek bilir kişi gibi. Ama daha kalitelilerini yemişliğimiz var. Bizi kandıramadınız. Aşkım neden bana kuş gibi su koyuyorsun? Bana bir açıklar mısın? Bu bardağı neden aldın? Şuraya kadar su koyuyor getiriyor hep. Ne bu bardaktan ne içiyorum ben? Doymazsan git bir daha doldur. Tısak kristik. Okuldayken böyle parmak kaldırırdım. Hocam derdi ki Allah aşkına sen parmak kaldırma, şu kolunu gördükçe bana fenalık geliyor. Boşver sen tahtaya gel. Ay. Ay, ikisi de yumuk. Oley! Bakın ellerim oynuyor ama kollarım böyle duruyor. Ama çok komik bence. Şşt, tamam Ceyda, çıktı herkes videodan korkudan ya. Niye korku videosuna dönüştü video? Kanka, Yunan atıştırmalığı yerken çarpılan kızın videosunu izledin mi? Yo, ne o? Abi, Yunan atıştırmalıklarına laf ediyor. Yunan tanrıları bunu çarpıyor videoda. Onun videosunu bir izle. İbretlik kardeşim. Gerçekten mi? Böyle dönüyor kolları oğlum böyle. Videonun ortasında kız kıt diye böyle dönüveriyor. Kanka ben korkarım ya. Sakın gece izleme oğlum. Gündüz aç. Yanında annen baban olsun. Bu arada video izlenmiş 25 milyon. Herkes gerçekten bunu görmeye geliyor. Herhalde böyle bir şey olsun. Bak burada Anati Salter yazıyor. Salted yazıyor. Ya yani? Susuz ya tuzlu. He? Susuz mu? Ya tuzsuz ya tuzlu. Aynı zamanda Anati'dir. Ben deniz tuzlu gibi düşündüm. Bravo. Bunu daha böyle küçük yapsalar bir şey. Ya ben bir bakayım. Göremezsiniz bile yani. Bunu daha küçük abi yapayım. Bu ne? İçini göstermek zorundayım. Bir dakika. Bu çökertme kebabının üzerindeki crispy kibrit patates. Oha! Crispy mi? Bu çok başarılı bir şey. Bir dakika. Kibrit patatesin birebir aynısı. Çok iyi. Patates tadı gelmiyor mu ama? Muazzam. Çok iyi. Kızım bundan yemek yapılır ha. Aa, bunu geçen bir tarif izledim. Cipsli omlet yaptılar. Yapsak ya bir gün sen. Çapçap Reis hiç yemek yapmıyorsun bize. Doğru, ben size yemek boşladım yemek yiyeceğim. Evet boşladım. Bu mutfakta hemen sen bir yemek yap ama bu tarifini Canlar versin. Tamam o zaman siz tarif yazın. Şunu yap bunu yap diye ama değişik yemek bulun. Ben size biliyorsunuz değişik yemekler yapıyorum. Sarma yap demeyin yani. Onu da yaptım gerçi. Mesela cipsli omlet, kuş burunlu pasta, ballı poğaça. Bu kalsın bu bizde. Çok... Hayır bu Utku. Hani ne gerek var ya? Ne münasebet affedersin? Ya ben cipsimi verir miyim ya cipsimi? He. Utku hep ezilen taraf, ezilen taraf. Arkadaşlar ben Utku'yu bu zamana kadar gittiğimiz 3 tane yere götürdüm. Hikayelerimden görmüşsünüzdür. Utku da sürekli diyor ki bizim orada bilmem ne var, oraya bir gitmemiz lazım. Bizim orada şu var, gitmemiz lazım. E götür diyorum, sen götüreceksin. Böyle bir hizmet anlayışım var ya. Bana nereye gitmek istediğini söylüyor yani, anlatabiliyor muyum açıkçası? O yüzden gitmiyorum abi, ben karar veriyorum. Koy be Toyp ya, aman ismi. Peki kanka devamlı izledim videonun. Ne var abi? Abi Yunan bir hoca var. Kızı geliyor, öpüyor, üflüyor. Kolunu düzeltiyor abi. Adamın öpücüğü efsunlu. Yunan efsunlar adamda. Öpüyor böyle tak diye düzeliyor. Şimdi. Bu ne abi? İnanılmaz ne? Sert. Kaç paradır bu Allah bilsin ha? Buna çok vermiş olabiliriz. Kesin o var ya 10 euro falan. Göreceğiz videolarda. Biz ne aldıysak pahalıya geldi. Görmedin mi? 0.50 cent yazan şey bize 5 TL geliyor. Abi o birim olarak yapılır yalnız o hesap abi. Canım kardeşim. Birim olarak iki ekonomi karşılaştırırken yapılır. Ben paramı TL ile kazanıyorum. Harcarken tabii ki de onunla çarpacağım. Ne kadar harcadığımı göstermek için. Adam yurt dışına gittiğinde ne kadar para harcayacağını görsün diye. Çok mu güzel? Ne bunun olayı ne? Abi bizim olayımız şimdi içimizde nane var. Ne bileyim olayı ne ya? Nane de yok ki içinde. Nane mi yok içinde? Var mı? Yok az var ama var. Merak adam.
Da ben sevmem böyle sütlü çikolatayı. Bunu ben burasını keserim, sana veririm Yunus. Eve götür. Böyle atarım. Bu saf çakmak olur. Sana gördüğün gibi kalite ve pahada yüksek bir şey veriyorum. Evet, şimdi en merak ettiğim şeye gelmedim. Daha gelmedim. Al, cips. Twisted dönmüş. Dikkat et, acı olabilir. Üstündeki yazıdan hiçbir şey anlamıyorum kesin. Bakayım ben okuyayım, ben anlarım. Ver bakayım. Yakın göz. Saturated, sugar'ı, salt'u. Yani İngilizce yazıyordu arkadaşlar. X'i piç, kızıtın trika yazıyor. Ne bu şimdi? X'i piç diyor. Ya piç etmeyin diyor. Bir anda tüketin diyor. Ha. Değişik. Sevgili canlar, güzel. Bir tane ince hiçbir şey anlamadım. Böyle ağzından tutacaksın dolu dolu. O zaman güzel değil mi? Hoş. Utku'ya verelim mi? Ağzında dayadık, böyle döktük. Herhalde vermeyelim aşkına. O yüzden verelim diyorum zaten. Pislik olsun diye. Geyik yapıyoruz böyle. Hani yeni, verelim ama yiyemesin, anladın yeni mı? Yeni gelen izleyiciler varsa, ilk defa izliyorlarsa videoyu. Utku bizim kurgucumuz ya. O yüzden ona böyle geyik yapıyoruz. O bunları bizi yerken izlediği için şu an. Yani siz de izliyor oluyorsunuz tabii de. Arkada zincirledim, öyle çalıştırıyor. Kit kiri kat kat kiri kat kat. Onni ne hanna filigan ya. Kat kat kit kat. O ne? Ceyda var ya, senin bu sosyal medyadan bu kadar uzak olman benim çok da hoşuma gidiyor aslında. Aslında gidiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Bana geliyor. 5 sene önce hepimizin gülüp birbirimize defalarca paylaştığımız videoyu bir hışımla gösterişi var. Ne buldum bak, bunu gördün mü diye. Onu annem bile gördü, tüketti bak. O kadar söyleyeyim. Bunda bir şey yok canım. Ceyda'ya yeni ulaşmış. Öyle uzak yani. Yavrum, ben sosyal medyaya yön verici kişiyim. İzleyip oradan etkilenen biri değilim çünkü. Tabii Instagram'dan beni takip eden görür. Kendi şeyimi kendim oluştururum. Oo, Instagram'ın yönlendirme patlaması. Yalansa doğru değil. Aşkım yeter, bir gram daha Kit Kat Oreo'lu bir şey yiyeceğim yerim kalmamıştır ya. Hayır, Oreo yok bunda. Milk Chocolate. Aa, bu böyle şeylerden bizim. Aynısından var bunun, tüketildi bu. Kruvasant aşkım bu, kruvasant. Kruvasant. Beyaz çikolatalı, dışı pembe. Şaka yapmıyorum. Kendinize gelin ha. Hazır olun bazı şeylere. Uf. Güzel de kokuyor. Kruvasanı bir oldum olası sevemedim. Bir kere kruvasan yedim hayatımda ve mideme dokundu. Çok kötü oldum. Yani zehirlendim gibi kötü bir 2-3 gün geçirdim hatta. O yüzden bir daha da kruvasan, tövbe billah, yemedim. O ne ya? Rengi falan. Vişneli. Ben yemem de biraz güzel. Kruvasan böyle şeyler seven biri bayılır buna. Doritos barbekü, ben hiç yemedim. New yazıyor, yeni. Hani... Neyini göstereyim oğlum? Barbekü işte. Oha, nasıl bir barbekü kokusu geldi yalnız ha. Bunu yapmak kolay değil ki. Barbekü sosunu al, toz haline getir. Üstüne serpiştir. Doritos, okey. Sırrımız bu. What? Sir. Şeyle konuşuyorum, Doritos'un sahibiyle. Antoine. Sir Antoine. There is a video on my site. Ne oluyor ya? They eat our new Doritos BBQ. Yes, they like it, they like it. No, no problem, no problem. But the man is a very genius man. Very high intelligent zeka. He deserve... Çözmek neydi? Sol. Ha. He sold our... Şey neydi? Sır, secret. He saw our secret. He said, take the barbecue, make the powder, get the on the money of the Doritos man. What? Are you serious, sir? Okay. Special agent team, shoot them down. Yes, shoot it. Ne oluyor? 5 dakika öldü orada. Murat, ne yaptın sen ya? Beni vurmuşlar işte sırlarını çözdüğüm için. Doritos. Biz genelde bunu Ceyda ile dizi izlerken yapıyoruz. Evet. Karakterlerin normal gündelik hayatlarında şöyle şeyler yapıyoruz. Mesela Walking Dead izliyoruz. Durduruyoruz böyle. Ben bir oyuncu, Ceyda bir oyuncu. Dizi yayınlanıyor şimdi. Telefonla konuşuyorlar. İzliyor musun? Ya izledim senin bölümü. Abi neden öyle kullanmışlar beni? Bir de bir şey diyeceğim. O Koreli'ye niye o kadar yazıyorlar abi? Kimse izlemek istemiyor ki adamı. Twitter'da hep beni konuşmuşlar. Ben sana söyleyeyim, yönetmenle aralarında bir şey var. Böyle bir saat bununla ilgili böyle aptal aptal senaryolar yazıyor. Benim sahneyi izledin mi? Nasıl? Çok yazmışlar bana, gördün mü bu bölüm? Ya gördüm de kuzum, sanki böyle yani o hikaye çıkmaza gidecek gibi, bilmiyorum ya. Bu arada bana teklif geldi CBS'ten. Hmm. Aynen. Kim ne? Ya Game of Thrones mu? Games mi? Öyle bir dizi başlıyormuş da tutmaz o dizi. Yok, tutmaz. Daha başlamadı. Neden biz böyleyiz? Bilmiyorum. Tamam, bu cips güzel. Barbekülü olmuş. Bravo. Ne abi? Kaşık getir, koş. Ne kaşığı? Bu kaşıkla yeniyor. Ay, yerde bir şey var ayağıma koyduğum gibi. Ha, bir şey yokmuş ha. Patiğimin altıymış. Küçük kaşık mı getireyim aşkım? Yok aşkım, büyük tahta kaşık getir. Hep birlikte çorbaya girer gibi gireriz. Peki biz bunu niye aldık? Bu çocuk yiyeceği. Bisküviyle yoğurdun ne alakası var? Mama. Ne maması ya? Ben yemem onu.
Danisimo ya bu. Ne? Danisimo. Danisimo kim? Futbolcu danışmanlık hizmeti gibi. Ben size bir danisimo. Bu nasıl olmuş ben anlayamadım. Çok yeme aşkım bak bozulmuştur. Çok fazla sıcakta kaldı ya. Sana bir şey olursa giderim. O dükkana da gidemem. Bir şey de yapamam. Tüketeceklerini de arayamam Yunanistan'da. Hiçbir şey elimden hiçbir şey gelmez. Oranın Nutella'sı. Niye oranın Nutella'sı? Abi sanki Nutella bizim. Çokolada. Bu güzelse olay çıkar. Sonra da buna bakalım. Pembe diye aldım. Ne olduğunu asla... Ha, nar, pirinç bir şeyler var içinde. Ne? Nar, susam. Kesin çok neden güzel. Neden sevindiğimi göreceksiniz şimdi. Bir dakika. Hiç beklemiyordum. Eskiden biz küçükken Sara Special vardı. Siz biliyor musunuz? Böyle çeşmeden dolardı her şey. İnanılmaz bir markaydı. Kapandı sonra. Ben onun fabrikalarını falan araştırdım. Yok. Ne oldu? Sarı Special orada hala var mı şu an? Çok iyi araştırır. Çok iyi araştırır. Fabrikasını aradım ben. Yok dediler. Yemin ederim. Ay bana kim gidiyor Giresun'a? Allah'ınızı seversen Giresun'da Sarı Special ile giren varsa bana ne olur yazsın. Sipariş vereceğim. Parayı da göndereceğim. Sarı'nın hesabına. Ceyda abi bir şey baksana bir dediğin zaman nereden araştırıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Arama motoru olarak nereyi kullandığını söyleyeyim mi size? Instagram. Bilmem nereye gideceğiz. Orası neredeymiş? Bak bakayım diyorum. Instagram'a giriyor. Abi evet etiketlenen fotoğraflara da bakıyorum hemen. İnsanların gerçek yüzü hesaplarındaki etiketlendiklerini noktadadır. Bu da berbat bir şey bu arada. Hadi be tadı. Hayatımda yediğim en kötü beyaz bölümü. Bu ne? Abi içinde hiçbir katkı maddesi de yok. Bir şey de yok. Ama yani bu beyazı çok kötü tadı ya. Çok kötü. Full vanilya anladın mı? Bu neymiş? Neydi ya? Üff. Bu neymiş? Kremberizli mi? Ya bu çok kötü kokuyor ya. Kremberizli helva. Helva mı? Bunu benim çabuk önümden çek. Helva bu ya bildiğiniz. Ama çok kötü bir helva. Bozulmuş motorda. Ben de onu çok merak ediyordum. Keşke yeseydim. Aloe veralı su var bir de. Alo. Onu bir aç. Bakarız. Aloe veralı su mu olur ya? Bu da böyle bir şey. Kalemler diyor. Çok güzel. Bakayım. Ya gerçekten damak tadına ne oldu senin? Şu an biraz sapıtmış oldu. Aloe vera ve melon var içinde. Bu evet melondu. Melon bu. Çocuğa ver elinde oyalansın hocam. Çocuğa da verme bunu yani. Kim yiyecek? Biz mi yiyeceğiz kocaman yaşta? Kurum çömüre Max. Güzel. Sakura çaklat. Buyurun Sakura. Yiyecek gerçekten Sakura'm kalmadı. Sakura ne acaba? Sakura ağacın adı aşkım. Güzelmiş ama neden yediklerini anladım şimdi. Eyvah daha fazla şeker. Daha çok şeker. Ver bana şeker ver. Açamıyorum aç. Açamıyorum. Ya bunların bir tanesini deneyelim. Ya aynı zaten. İsmi ne? Beyond. Beyond da iyi ver işte. Beyond mental. Yalnız görsel muazzam. Aa hakikaten çok güzelmiş. Şöyle yapalım belki Utku beni böyle yerleştirir bir yere. Güzel mi? Çok güzel, rengarenk, bravo. Görüntüsü muazzam, iyi. Görüntüsü iyi de bu çok güzel bir şey be. Bir an mental olarak bunu yiyemeyecekmişim gibi geliyor. Bu arada bu Türkiye'de var. Bunu yemem. Bu Türkiye'de var. Bununla ilgili çok saçma bir şaka yapmıştım. Tam geçirirken böyle kars geçiyor muydu değil mi? De hadi bakayım, gülsün onlar da anlayacaklar sanki. Ben bunu yiyemem. Çok nane. Çok çok hem de. Oha bu, bu ne? Bu boğaz pastili bu. Kanzuk vardı eskiden bilir misiniz? Hayır, bu ne? İşte kanzuk bu. Böyle satılırdı eczanelerde küçük 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 yeşil. Boğazım ağrındığında falan annem alırdı bana. Ay iğrenç. Ama hani geçiriyordu galiba sanki. Sanırım emin değilim. Şu var ya amazing. Bunun içindekilerin hepsini neredeyse yedim. Birazdan Fırat şok olacak. Bunu ısırarak yiyemezsin aşkım. Bu emmen lazım bu. Bitmez öyle o. İşte boğaz şeyini 40 dakika yiyor. Sürer onun bitmesi. Nasıl çıkarttın sen bunun içinden fazlalığını? Bir dakika bunu ben kendim açtım değil mi? İki tane mi yedin bir de Ceyda abimden? Bir tane aşkım neden yapıyorsun bunu? Çünkü ben bunu alırken dedim ki bundan var. Bana dedi ki yok. Daha önce yedim ve dünya gerçekten bugüne kadar atıştırmalık çok yiyemem ama bu en güzeli bence. O yüzden dayanamadım şuradan çektim kartı gibi. Şöyle ince işler yaptım. Şöyle şu şekilde çıkarttım ve yedim. Ve bir tanesi içinde de iki tane var bir de. Üstüne üstündeki. Yapma bir daha tamam mı? Hayır. Oo. Muhteşem. Şöyle aynı fotoğraftaki gibi. İnanılmaz lezzetli. O da denk gelirseniz bir tane alın. Zaten içinde çok var. Bana da Ayşem getirmişti. Bayılır böyle şeyler yesin antik kulti. Çok güzel değil mi? Lakta brownie. Şu danette bozuldu ya, benim içim burada. Bunu üreten Lakta firması. Bu brownie ise biz ne yedik bu zamana kadar? Yeresekane mi yeresekane o?
Bayat bir kere. Asla bayat değil bir kere. Bizim damak tadımıza uygun değil. Tamam da bizim damak tadımızla alakası yok. Brownie brownie'dir kardeş. Kardeş. Ve yine bir cips ve yine pizza. Bakın. Perfect flavor. Perfect flavor. Baby perfect flavor. Woo. Ben de şundan içeyim. Lotux. Fanta çakması resmen. Belki de Fanta'dır bu. Ne oldu? Bunu içtim. Bunu içtin mi? Nasıl hiçbir şey olabilir ki? Yine fısıldadı. Hayret ettim şu an. Kesin dedim. Bunun gazı kaçmıştır. Aşkım bu arada Fanta. Evet. Ben onu portakal suyu sanıp almıştım. Lux. Aynı Fanta bu. Hmm. Bakayım. Yemin ederim pizzalı. Oha pizzalı yani. O kadar diyorsun. Ha, hakikaten. Ama neli pizzalı bu? Karışık. Supreme. Ne bileyim ne fark eder. Bravo pizzanıza. Bu bayağı iyi. Nasıl bunu aslında yerinde kalmış herhalde? Ben bunu atıştırmalık diye aldım, domates sosu çıktı ya da. Aa, ay salça kokuyor mis gibi. Salça zaten. Domates püresi olsa hiç böyle olur mu bu? 12 pound sticks. Bu da popping candy. Hem neyle? Strawberry flavor. Baby what's up flavor. Ha böyle çıkıyor içinden. Bunu da yiyip böyle atmışım değil mi? Yok canım öyle şey yapmadım. Ay! Patladı mı? Ağzıma attım aşkla. Yanlışlıkla atmadım. Bilerek attım da patlayacağını hemen düşünemedim. Ya Ceyda'cığım bu kopmuş o. Onun içinde patlayıcı şekerleri var. O zaman bombom balayı yiyelim. Hadi bombom balayı yapalım. Bombom balayı ya. Bombom balayı ya. Kere ver ya sen çiçek yapayım ya. Çok korkuyorum. Hepsini atacaksın ama böyle. 1, 2, 3 deyince. Bir dakika dur o zaman. Ya çok patlarsa? Çok patlayacak zaten. 1, 2, 3. Ah! Çok iyi. Niye çaktık şimdi? Şimdi bununkiler daha patlıyor. Hayır. Hadi bacım. Hayır. No. Şöyle bir şeymiş aslında bu. Ha. Okay. Aç avucunu, aç avucunu. Elinde patlayacak yoksa. Elinde niye patlasın? Ağzı atmayınca patlamıyor bu. Ya bu mal bizim elimizde patladı. 3, 2, 1. Gözüme fırladı. Bu çok fazla patlıyor bu. Hala içinde patlıyor bir şeyler ama. Şuralarımda patır patır. Evet. Seviyorum atıştırmalık işlerini. Sonuna doğru sevmiyorum. Biraz mide bulandırıyor da. Bayılıyorum ama keyifli oluyor. Bir gün belki bir tane izleyicimizi birlikte yaparız. Atıştırmalık. Ha. Olabilir. Neden olmasın? Efendim sizi teşekkür seviyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İnşallah 25 Cansınız. Dakikada olsa eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu niye bozuldu şimdi? Ben buna bozuldum.